Eğitimhaneden herkese merhabalar. 12 sınıflar matematik dersi 1. dönem 2. yazı soru çözümleriyle beraberiz. Bakalım neyi ne kadar biliyoruz, eksiklerimiz var mı yok mu, en azından bunu görmüş olacağız. Şimdi soruları çözmeden önce konuyu ufaktan bir özetleyeceğiz soruları çözerken. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Birinci soruda aynı aritmetik dizi olmak üzere A2, A6 ve A artı 10'un toplamı 15 olduğuna göre A1 ile A11'in toplamını bulunuz diyor. Şimdi burada aritmetik dizi için en önemli formülümüz şu. AN terimi eşittir. AK terimi artı N eksi K çarpı ortak fark yapıyoruz çarpı D yapıyoruz. Şimdi bu formülü burada uygulayalım. Bunların hepsini A1'e göre yazalım. A2 A1'e göre yazarsak A1 artı 1D, yani D. A6'yı A1'e göre yazarsak A1 artı 6'dan 5 1 çıkardık. 5 de yazacaksınız. Artı A10'u A1'e göre yazalım. Bu da A1 artı 10'dan 1 çıktı. 9D. Eşittir 15. Toparlayalım. Kaç tane A1'imiz var? 3 A1. Artı kaç tane D'miz var? 15D. Eşittir 15. Bütün katsayılar 3 ile sadeleştirdiği için 3'e bölüyorum. A1 artı 5D eşittir 5 yazdık. Bu bir köşede kalsın. Bunu şimdi kullanacağız şurada. Şu ifadeyi de A1'e göre yazalım. Zaten A1'imiz A1 artı. A11'i de A1'e göre açarsak A1 artı 10D. Devam edelim. Burası 2A1 artı 10D yaptı. Burayı da iki parantezi alırsak A1 artı 5D. A1 artı 5D'yi 5 bulmuştuk. Şuraya 5 yazıyoruz. Şuradan alıp buraya yazınca 2 çarpı 5'ten cevabımız 10 olacak. Geldik ikinci soruya. İkinci soru bir geometrik dizisinin ilk 3 terimi x eksi 7, x eksi 4 ve x artı 2'dir. Bu geometrik dizisinin ilk 10 terim toplamı kaçtır? Şimdi ardışık olarak verilmişse dizinin terimleri geometrik dizide ortadaki terimin karesi diğer iki terimin çarpımına eşit. Yani x eksi 7 ile x artı 2'nin çarpımına eşit. Bu ifadenin karesini alalım. X kare eksi 8x artı 16. Şunları da dağıtalım. X kare artı 2x. Eksi 7'yi dağıtın. Eksi 7x eksi 14. Burada x kareler yok oldu. Eksi 8x artı 16 eşittir. Bu taraf ise eksi 5x eksi 14. Şimdi ne yapalım? 5x'i buraya aldık. Şurası eksi 3x oldu. 16'yı karşıya aldık. Eksi 16 olarak eksi 30 oldu. Her tarafı eksi 3'e bölünce x'i bulduk. X değerimiz 10 oluyor. Şimdi terimlerimiz neydi? X eksi 7, x eksi 4 ve x artı 2 idi. X yerine 10 yazınca 3 olacak birinci terimimiz. 10 yazınca ikinci terimimiz 6 ve üçüncü terimimiz 12 olacak. Şimdi dikkat ederseniz 2 ile çarparak artıyor. O zaman ortak çarparımız yani r'miz burada 2 olacak. A1'imiz yani ilk terimimiz de 3. Şimdi Sn toplamın formülü şu geometrik dizilerde. A1 çarpı r üzeri n eksi 1 bölü r eksi 1 formülü uygulanır. O zaman S onu soruyor ilk 10 dediği için. N yerine 10 yazıyoruz. A1'imiz 3'tü. R yerine 2 yazıyoruz. 2 üstü 10. Eksi 1 bölü 2 eksi 1. Yani 3 çarpı 2 üstü 10 1024. 1 çıkarınca 1023. Payda zaten 1 olduğu için bir işe yaramıyor. 3 kere 1023. Bu da 3069 olacak cevabımız. Şimdi geldik trigonometrik kısmına. Toplam fark formülleri ile ilgili sorularımız var birkaç tane. Sonra iki kat formül ve trigonometrik denklemlerle ilgili sorular çözeceğiz. Şimdi ilk soruya bakacak olursak bu üçgende yüksekliği 12 vermiş. BH 5, HC ise 16. Buna göre BAC açısının sinüs değeri nedir? Şimdi bu BAC açısında şu açımıza x diyelim, şuraya da y diyelim. Yani bize sinüs x artı y sorulmakta. Bunun açılımını da hatırlatalım. Sin x çarpı cos y artı sin y çarpı cos x olarak açılır. Sinüs x, bakın burada bir özel dik üçgenimiz var. 5, 12, 13. Diğer üçgenimiz de 16,
12, 3, 4, 5'in 4 ile genişletilmiş hali. 4 ile çarparsanız 5'i 20 olacak hipotenüs. Şimdi sinüs x karşı bölü hipotenüsten 5 bölü 13. Kos y komşu bölü hipotenüsten 20 bölü, pardon, 12 bölü 20. Artı sinüs y karşı bölü hipotenüsten 16 bölü 20 çarpı cos x komşu bölü hipotenüsten 12 bölü 13 olacak. Devam edelim. Şimdi şunları 4 ile sadeleştireyim. 3 ve 5. 4 ile burayı da sadeleştireyim. 4 ve 5 çarpalım. 5 kere 3 15 bölü 5 kere 13 65 artı 4 kere 12 48 bölü 5 kere 13 yine 65. Paydalar eşit. O zaman payları toplayalım. 48, 65, 13 daha 48, 15 de 63 bölü 65 olacak cevabımız. Gelelim dördüncü soruya. Burada da yine toplam fark formülü ile ilgili bir sorumuz var. Bu üçgende kenar uzunluklarımızı vermiş 2, 3 ve 5 olarak. Buna göre kotanjant alfayı soruyor. Şimdi kotanjant alfaya direkt ulaşamıyoruz biliyorsunuz bu tür sorularda. Nasıl bir işlem yapacaksınız? Şöyle biraz büyütelim. Şu açının tamamına x diyelim. Şurada kalan kısmına da y diyelim. Alfa açımız x eksi y olacak. O zaman kotanjant alfa yerine kotanjant x eksi y'yi bulmamız yeterli. Şimdi kotanjant için formül bilmiyorsanız tanjantını bulun. Zaten kotanjant ve tanjant çarpmaya göre birbirinin ters olduğu için çıkan sonucu ters çevireceksiniz. O zaman tanjant x eksi y'yi bulalım. Bunun açılımını da hatırlatalım nasıl yapıyorduk. Tanjant x eksi tanjant y bölü 1 eksi çarpımları. Yani tan x çarpı tan y. Şimdi tanjant x'e bakalım. Karşı 5, komşu 5, 5 bölü 5. Eksi tanjant y'ye bakalım. 2 bölü 5. 1 eksi bunların çarpımı. Yani 5 bölü 5'i burada 1 olarak alıyorum. Çarpı 2 bölü 5. Yukarısı 3 bölü 5 yaptı. Aşağısı payda eşit derseniz arkadaşlar. Şurayı düzeltiyorum. Farkta şurası artı olacaktı. O da gözümden kaçtı. O zaman payda eşitlersek 5 kere 1'in 5, 2 daha 7 bölü 5 olacak. Şimdi paydalar gider. O zaman burası 3 bölü 7 çıktı. Bize kotanjant alfayı sormuş. Tanjantın çarpmaya göre tersini alacaksınız. Yani cevabımız 7 bölü 3 olacak burada. Evet geldik 5. soruya. Bir ABC üçgeninde sinüs A çarpı sinüs B 1 bölü 3, kosinüs A çarpı kosinüs B 2 bölü 3 olduğuna göre kos C değeri kaçtır diyor bize. Peki bu ABC üçgeninde ABC açılarının toplamı 180 derecedir biliyorsunuz. Burada C açısını yalnız bırakırsak burası 180 eksi A artı B olacak. Peki kos C yerine o zaman biz neyi bulacağız? Kosinüs 180 eksi A artı B'yi bulacağız. Bunun yerine de şunu yazarız. Kosinüs A artı B yazabilirsiniz. 180'den çıkarınca fonksiyon ismi değişmiyor. Fakat ikinci bölgeye geldiğimiz için önüne bir eksik atıyoruz. Peki bunun açılımını nasıl yapacaksınız? Ona gelelim. Cos A çarpı cos B eksi sin A çarpı sin B yapacaksınız. Peki devam edelim. Cos A çarpı cos B'yi vermiş zaten. 2 bölü 3. Eksi. Sin A çarpı sin B'yi de vermiş. 1 bölü 3. Çıkarırsanız 1 bölü 3 kalıyor. Önünde eksi olduğu için cevap eksi 1 bölü 3 olacak. Yani karışık gibi görünüyor ama aslında kolay bir soru. Bu şekilde düşünürsek. Şimdi geldik 6. soruya. Kotanjant alfa 2 olduğuna göre sinüs 2 alfanın değeri kaçtır? Şimdi kotanjant alfası 2 olan bir dik üçgen çizelim. Kotanjantımız komşu bölü karşı olduğu için komşuya 2, karşıya 1 yazıyoruz. Pisagor yaparsanız hipotenüsümüz kök 5 olacak. Peki sinüs alfa 2 alfa nasıl açılır? Bu da 2 sin alfa çarpı cos alfa.
Dik üçgenden bakalım. Sinüs alfa değerimiz 1 bölü kök 5. Kos alfa değeri 2 bölü kök 5. Çarparsanız 2 kere 2 4. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı payda da 5 olacağı için cevabımız 4 bölü 5 oluyor. Gelelim 7. soruya. Kosinüs 24 bölü kosinüs 8 artı sinüs 24 bölü sinüs 8 ifadesinin değeri nedir diyor. Ve payda eşit diyelim. Şurayı sinüs 8 ile şurayı kosinüs 8 ile çarpmamız gerekiyor. Peki çarpınca şuradan devam edeyim. Kos 24 çarpı sin 8 artı sin 24 çarpı kos 8 bölü sin 8 çarpı kos 8. Yukarısı bir sinüs bir kosinüs olduğu için ve arada artı olduğu için sinüsün toplam formülü. Yani sinüs 24 artı 8'in açılımı. Peki paydaya bakalım. Sinüs 2x nasıl açıldı? Şurada bir hatırlatma yapalım. 2 sin x çarpı cos x olacak. Peki x yerine 8 gelince yani şuralar 8 olunca şu 2'yi de paydaya alınca demek ki sin 8 çarpı cos 8 değerimiz 8'in 2 katını alıyoruz. Sin 16 bölü 2 olmalı. Şimdi üst taraf ne oldu? Sinüs 32. Aşağısı da sin 16 bölü 2. Bunu da yarım açıdan açıyorum. Yani 2 çarpı 16 olduğu için 2 çarpı sin 16 çarpı kos 16. Paydayı da ters çevirip çarparsanız şu şekilde sinüs 16'lar gidiyor. Şimdi 2 ile 2'yi çarpıyorum 4 çarpı kosinüs 16 kalacak. Bu ifadenin en sade şekli 4 kos 16 oluyor arkadaşlar. Gelelim 8. soruya. Bakalım bize ne sormuş. ABC ikizkenar üçgeninde AB ile AC birbirine eşitmiş. Biz de çizelim hemen. ABC üçgeni AB uzunluğu AC uzunluğuna eşit. Tanjant C değerimiz 3 bölü 5. O zaman yukarıdan yüksekliği indirelim. İkizkenar üçgen olduğu için tabanı iki eşit parça ayırır. Tanjant C değerimiz 3 bölü 5 ise karşısı 3. Komşusu 5. O zaman taban iki eşit parçaya ayrılacağı için bu tarafa da 5 yazıyoruz. Şuraya h diyelim. Olduğuna göre tanjant A değerimiz nedir? Peki tepe açısından çizilen yükseklik açıyı iki eşit parçaya ayırır. Şuralara x deriz. O zaman tanjant A yerine tanjant 2x'i bulacaksınız. Bunu da şöyle yazıyoruz. 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x yapacaksınız. Şimdi tanjant x değerimiz karşı bölü komşudan 5 bölü 3 yani 2 çarpı 5 bölü 3 bölü 1 eksi bu 5 bölü 3'ün karesini alıyoruz. 25 bölü 9. Payımız arkadaşlar 10 bölü 3. Paydamız payda eşitlerseniz eksi 16 bölü 9 olacak. Ne yapıyoruz? Birinci kesir aynen yazıyoruz. 10 bölü 3'ü paydayı ters çevirince eksi 9 bölü 16 olarak sadeleştirdik. Şurada 3 kaldı. 2'ye böldük. Şurası 5, şurası 8. Evet, çarpınca eksi 15 bölü 8 çıkıyor cevabımız. Geldik 9. soruya. Sorumuzda cos 3x eşittir. Kök 3 bölü 2 denkleminin 0, 2 pi aralığındaki çözüm kümesini bulunuz diyor. Şimdi kosinüs denklemleri nasıl çözülür? Onu şurada hatırlatalım. Cos x eşittir. Cos teta ise şöyle iki tane çözüm yapıyoruz. X eşittir. Teta artı 2 k pi. Bir de ikinci çözümümüz eksi teta artı 2 k pi yapacaksınız. O zaman şu denklemi alıyorum buraya. Yani cos 3x eşittir. Kosinüsü kök 3 bölü 2 olan açıyı düşünün. O kosinüs 30 derece olduğu için cos 30 yazıyoruz. O zaman burada birinci çözümümüz şu tarafa yapıyorum. 3x eşittir 30 artı 2k pi. Şimdi her tarafı 3'e bölüyorsunuz. Tabii pi yerine de 180 olarak düşünün şunu. 3'e böl x kaldı. 3'e böl 10. 180'i 3'e böl 60. 2 ile çarp. Şurası 120k oldu.
Şu tarafta ise 3x eşittir. Eksi 30 artı 2k çarpı 180 yazayım bu sefer. Sadeleştirdim. X eşittir. Eksi 10 artı 120k yazıyoruz. Şimdi 0,2p yani 0-360 derece arasındaki açıları soruyor. Şurası arkadaşlar 10 derece ile başlıyorsunuz. 120 ekleyerek gidiyoruz. Çünkü 120 katlarını ekliyoruz. 10, 120 ekle 130, 120 ekle 250, 120 ekle 270, bir 120 daha ekle 390. 360'ı geçtiğim için alamıyorum. Devam edelim. Ha, kaç tane kökü vardır diye sormuyor. Çözüm kümemiz şunlar zaten. Şu şekilde yazabilirsiniz. Ama kök sayısını sorsaydı. Burada da eksi 10 ile başlayamıyoruz. Çünkü negatif değeri alamıyoruz. 110, 120 ekle 230, 120 ekle. Ha, şurası 370 yapıyor. Pardon, şunu da alamıyoruz. Özür diliyorum. 120 daha ekle 350. Burada 6 tane kökümüz olmuş oluyor. Şimdi gelelim 10. soruya. İkisinin x çarpı cos x eşittir. Cos 28 denkleminin 0-180 derece aralığındaki köklerini bulunuz. Peki şu ifadeyi iki kat formülünü toparlarsak sinüs 2x'in açılımı. Şimdi cos 28 yerine 90'dan çıkar sinüs 68 yazarız. Peki sinüsleri nasıl çözüyorduk? Buradan 2x eşittir 68 artı 360k yazalım. 2'ye böl. X eşittir 34 artı 180 kat. Öbür tarafta ise 2x eşittir 180'den 68'i çıkarıyorsunuz bu sefer. Artı 360 kat. Çıkarınca şunu bir köşede çıkarın tabii. Böyle kalmasın. 112 yazalım. Hepsini 2'ye bölün. X eşittir 56 artı 180 kat olacak. O zaman köklerimiz 34 ile başlıyoruz. 180 arttırıyoruz. 180 arttırınca burası 180'i geçtiği için alamıyoruz. Bir tanesi 34 derece. Şurada ise 56 derece. 180 arttırınca yine şeyi geçeceği için 180'i. O zaman köklerimiz 34 derece ve 56 derece olacak. Geldik 11. ve son soruya. Tanjant 3x eksi pi bölü 3 eşittir. Tanjant x denkleminin çözüm kümesini bulun. Şimdi tanjant ve kotanjantın çözümleri aynı. Şöyle yapıyorsunuz. 3x eksi pi bölü 3 eşittir. X artı 180 kat yani kpi yazıyoruz. Şimdi şu x'i buraya alalım. Şurada 2x kaldı. Pi bölü 3'ü de karşıya alalım. Artı kpi. Her tarafı 2'ye bölelim. 2'ye böl, 2'ye böl, 2'ye böl. Buradan x'i yalnız bırakmış oluyoruz. O zaman pi bölü 6 artı kpi bölü 2 olacak. Yani çözüm kümesi diye sorarsa şöyle yapıyorsunuz. X öyle ki pi bölü 6 artı kpi bölü 2 olacak x ve k1 tam sayı burada. Arkadaşlar siz için çözümleri bu şekilde bitirdik. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.